Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün elimde EDS'nin E20 takımı, yani E20 nargilesi mevcut. Bugün tanıtımımı bu nargileyle yapacağım. Yani bu nargile içeceğim. Arkadaşlar, takım üst kısım alüminyum bir gövdeye sahip. Alt kısmı, yani suya giren kısım çelik. Difüzörü de var. Tam tahliye, güzel bir takım. Tahliye sistemi yandan görüyorsunuz. Şöyle yazısı var. MRDS E20 yazıyor. Belki gözükmeyebilir ışıktan dolayı. Difüzörü de güzel. Onu da göstereyim. Çeliğini de göstereyim. Arkadaşlar, şöyle bir difüzörü var. Sökülebilen bir parça zaten. Şöyle çıkıyor. Şöyle bakın, yakından göstereyim. Çelik arkadaşlar bu. Yanında neler geliyor, hemen ondan da bahsedeyim. Biraz uzağa koymuşum. Şöyle bir videoyu bir durdurayım. Arkadaşlar, yanında şöyle bir normal bildiğimiz standart bir maşa geliyor. Bir tane toprak lüle geliyor. Bunun tabi contası da var. Contasıyla beraber geliyor. Şöyle de bir kutudan çıkıyor. Onu da göstereyim hemen. Arkadaşlar, şöyle bir kutudan çıkıyor. Bakın, şöyle MRDS E20 yazıyor zaten. Kutusunu tabi ben böyle güzelce açmadım. Böyle hani bir heyecan vardır, bir şey vardır. Böyle biraz yırta yırta açtım. Şurayı da göstereyim. Yani ben öyle kibar davranmıyorum. Başka, şöyle zaten biliyorsunuz, marpuç olmazsa olmaz. Şöyle güzel bir marpuç. Kalın yani. Şöyle deseni falan da çok hoşuma gitti. Yalnız kamera açısından dolayı sanırsam suyu göremeyeceksiniz, ama hani biraz daha uzaklaştırabilme imkanım olacak mı onu bilmiyorum, onu deneyeceğim. Hani böyle olursa güzel olmaz, sarmaz çünkü. Bana da sarmaz, size de sarmaz izlemesi. Onun için biraz açıyı değiştirmem gerekecek. Bugün de tütünüm bu arkadaşlar. White Angel, şeftali ve krema. Kokusu güzel, hoş bir, böyle bir yumuşak bir kokusu var. Bir de Revoche'dan Pancho-Ville almıştım. Şöyle, bu Revoche'nin yeni kutusu. Çok ice, yani çok fresh geldi. Aynı Eskimo kendi gibi geldi içimi. Yani çok fresh geldi bana, nedense bilmiyorum. Sanırsam içeriğini değiştirmişler çünkü. Bunun içeriğinde kavun, narenciye, ice var diye biliyorum ben. Öbürünün içinde narenciye yok da karpuz vardı. Şöyle de bir lüle var arkadaşlar. Hani şöyle dandik, normal, hani bir standart. Bugün folyosuz içim yapacağım. Böyle ignisi koyacağım üstüne. Öyle bir içim yapacağım. Tütün de kırmızı. Şöyle göstereyim. Düşmeden. Tütün de kırmızı arkadaşlar. White Angel'ın. Kömürlerim sanırsam olmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi gideyim. Kömürlerime bakayım. Kamera açısını düzeltebilirsem onu düzelteyim. Ondan sonra da nargilemizi açalım. Videomuza işte ufaktan bir giriş yapalım. Şimdi hemen bir 5 dakika içinde geleceğim. Arkadaşlar, tekrardan merhaba.
Açıyı ancak hani böyle yakalayabildim. Öbür türlü olmuyor. Tutturamadım maalesef. Hani kusura bakmayın. Göründüğü kadar işte tam taliyesi falan hani gözüksün. Şişeyi de görün diye böyle hani suyun içinde dumanlı falan. Şimdi çekelim. Çok da bekletmedim. Şimdi çekiyorum. Yalnız kameraya bakıyorum da pek belli olmuyor ha sanki. Böyle ben oynadıkça bir kararma, bir aydınlanma falan oluyor. Olmuyor arkadaşlar. Tütünümü tekrardan göstereyim. White Angel. Yani okunuşu bu herhalde. Krema ve şeftali. Ya da şöyle mi yapsam, kendimi açıdan çıkartıp nargileyi mi göstersem? Bir de öyle deneyeyim arkadaşlar. Bir dakika, bir durun. Arkadaşlar böyle yaptım. Böyle de nasıl oldu bilmiyorum. Hani bugünlük böyle bir idare edin artık. Yani takımı tam görün manasında yaptım. Dediğim gibi bugün de folyosuz bir içim sağlıyorum. Geçen günlerde de Ballı'nın şöyle mango, şeftali ve ice'ını denedim. Hoşuma gitti. Önden şeftali, ice geliyor. Mango da böyle arkalarından geliyor. Hani ice'ı çok önde vermemişler. Önden dediğim gibi şeftali geliyor. İkinci mango, üçüncü olarak ice geliyor. Yani güzel, çok güzel ayarlamışlar. Hani önden ice'ı vererek veya mangoyu önden ice'ı ikinci olarak vermemişler. Çok güzel ayarlamışlar onu. Yani çok beğendim açıkçası. Kömür arkadaşlar Kefo X'de koymadım bu sefer çünkü folyosuz içeceğim diye. Hepsini Kefo'nun normal Gold'unu koydum. Kefo Gold. 3 tane kömür koydum. Açık havadayım. Üstünü de kapatmadım. Birazdan belki duruma göre kapatırım. Veya videodan sonra nargileyi de bırakabilirim. Çünkü ufak tefek biraz işlerim var. Kuşların temizliğini yapacağım. Çünkü kafeslerini falan temizlemem lazım. Ondan dolayı hani dün aldım ben bu nargileyi. Yani dün aldım dediğim aslında dün geldi bana. Bayramdan önce sipariş vermiştim. Bayram dolayısıyla geç geldi yani dün geldi. Kömürün bir tanesini indiriyorum. Ben genelde zaten öyle yapıyorum. Açtıktan sonra 2'ye düşürüyorum. Hani 3 kömürle ben pek devam etmiyorum açıkçası. Bu, yani benim zevkim bu açıkçası. Siz isterseniz 4 kömürle de devam edersiniz. Rüzgardan dolayı da duman
başka tarafa gidiyor yani. Aslında rüzgarlı ortamda benim folyo germem gerekiyordu buna. Ama germedim, böyle yaptım. Normalde hani rüzgarlı havalarda böyle kullanmasanız daha iyi. Aslında çok da bir rüzgar yok ama sonuçta açık havadasınız. Isı dağılıyor. Yani içinde tutamıyor. Folyo hiç olmazsa dengede tutar diye düşünüyorum. Benim fikrim o yani. Tahliyesine gelirsek arkadaşlar, tahliyesi tam tahliye. Yani toplam bir nefeste, veya bakayım şöyle bir yarım bir nefes bir deneyeyim bakayım yarım nefeste. Dün hiç yarım nefeste denemedim. Şöyle bir deneyeyim bakayım. Evet arkadaşlar, yarım nefeste de attı. Şöyle bakıyorum, yarım nefeste de attı. Hani sonuna kadar köklemedim. Şöyle kutusunu tekrardan bir göstereyim. İçindekiler zaten bu çıktı. Maşa normal. 3-5 liraya alınabilen bir maşa yani. Normal bir toprak, dişi bir toprak ile çıktı. Kutusu da işte şöyle. Model E20. Tütüne de gelirsem, tütün nasıl diyeyim, ilk başlarda yani ilk çekişlerimde biraz krema önden geliyordu, şimdi şeftali biraz daha önden geliyor. Yalnız tütün folyosuz içim için hani pek iyi değil gibi geldi bana. Tabi bu, yine söylüyorum, bu benim fikrim. Biraz sanki yanmaya meyilli gibi folyosuz içimde. Yani bir de 26'lık kömür de kullanmadım. 25'lik kömür kullandım. Tabii buna açık havada çektiğim için de kaynaklanabilir. Çünkü hani bir rüzgar esiyor. Hani bir giriş çıkış var burada. Tütünü belki de o da hani yanmasını, hızlı yanmasını sağlıyor olabilir. Şu da işte dediğim gibi Revoşi'nin Pancho villası. Yeni kutusu bu. Dediğim gibi biraz Eskimo kendi gibi freşi çok olmuş. Şöyle bir durdurayım. Tekrar kameraya bir kendime çevireyim. Bir iki daha konuşayım. Ondan sonra kapanışı yapayım. Evet arkadaşlar. Nargile bu. Bakın şöyle. Tahliyesine bakın şimdi. Bakın yok, gitti.
Ben bu tütünü bir de folyolu içimde deneyeceğim. Ama tütün genel olarak hoşuma gitti. Yani bir iki aromasını daha alır çekerim videosunu. Tütüncü biraz uzakta, hani bir iş dönüşü veya hani müsait bir zaman tekrar gidersem oraya alırım. Çünkü her yerde görmedim ben bunu. Rastgele girdiğim bir tütüncüydü. Rastgele girdiğim bir tütüncüde bunu gördüm. Biliyorsunuz ben değişik marka falan böyle gördüm mü dayanamıyorum. Böyle beni bir dürtüyor. Aldım. Bir de şöyle ağzımdaki dumanla beraber bir geri üfleyeyim. Bir tahliyesine bir de öyle bir bakın. Şimdi bir üfleme yapayım. Üflüyorum da gözükmüyor ki. Arkadaşlar yani ben buradan bakıyorum gözükmüyor yani. Hiç gerek yok şimdi. Ben onu bir odada filan... Genelde odada çekim yapıyorum biliyorsunuz. Ama bu sefer dedim hava da iyi yani, sabahtan yağmur yağıyordu ama şu an hava güzel. Böyle martı falan ötüyor zaten. Takımdan memnun muyum? Şimdi dün geldi. Gece 2 miydi, 2.30 mıydı neydi, bir deneme fırsatım oldu. Bir de şimdi sizin karşınızda deniyorum. Yani 2 seferlik bir denemem var. Şu an için güzel. Medsan Midi 3'ün biraz büyüğü, yani hafif biraz büyük. İkisini yan yana koydum, baktım. Biraz ondan boy olarak büyük. Yani çok değil ama biraz büyük. Yerde de hani kullanabilirsiniz. Marpucu gayet uzun gidiyor. Yani çok kısa bir marpuç değil. Şöyle göstereyim. Şu aparatı çıkabiliyor. Hani bunu çıkartıp başka marpuçlarda da deneyebilirsiniz. Hani mesela ben bunu yıkadım diyelim. Yıkadım, koydum. Elimde zaten başka silikon marpuçlar var. Hani buna girmeyen olursa direkt bunun ucunu takarım. Öyle de içerim. Yani aparatı çıkıyor. Şöyle gördünüz zaten. Şöyle buraya takılıyor. Bakın. Hani marpucun üstündeki şu desenler hoşuma gitti. Böyle sarı sarı, böyle çizgili, böyle V şeklinde gidiyor geliyor böyle. Yani hoşuma gitti. İlerleyen videolarda Reboşi'nin bisküvi ve çikolata nanesini bir karıştırmak istiyorum. Bayağıdır aklımda o benim. Ama işte bir fırsat bulamıyorum. Hani onu çekmeyi düşünüyorum. Çekemezsem de, eğer yaparsam zaten bir videodaki, yani bir de onun videosunu çekemezsem, bir sonraki videoda başka bir tütün çekersem ondan da bahsederim. Zaten ben genelde hani İçtiğim ama videosunu çekemediğim tütünlerin videolarda bahsediyorum. Şöyle üçüncü kömürü tekrar şöyle bir sirkeleyeyim. Şöyle bir takviye yapalım hemen onu.
üstü de açık olduğu için kapatmadım kapağını. Yani tahliye sistemi tam gözükmüyor burada ama kapalı bir ortamda yine ben bu nargileyle video çekerim. E30 alacaktım. E30'da özellikleri zaten aynı. Fark yok. Sadece E30 bunun büyüğü, yani büyük takım. Hani gerek duymadım. Biraz da onun şişesi böyle daha böyle tipsiz gibi geldi bana. Hani bu daha böyle kibar geldi. Bunu aldım. İki veya üç haftadır da video atmamışım, baktım. İşte zaman olmadı. Araya belli bir şeyler girdi. Ondan dolayı atamadım. Hani değişik bir tütün falan da yoktu. Hani bu pançovilli falan da çekmedim. Ha, Revoche'ye de zam gelmiş, onu da söyleyeyim. Yani 500 gramını 90 TL'ye alıyordum ben. Şimdi 105 TL olmuş. Bu 250 gramlarda 50 TL'ye alıyordum Revoche'nin. Bunlar da 60 TL olmuş. Mesela yeni seri üzüm nane. O da yeni seri. Çok fresh olmuş. O da çok fresh olmuş. Nanesini çok koymuşlar. Yani üzümü çok alttan geliyor. Hani öbür seriler gibi çok böyle doygunluk vermedi açıkçası bana. Çok fresh bir şey içiyorum. Bir daha Revoche'nin üzüm nanesini alır mıyım bilmiyorum. Hani o PLS'nin sarı üzüm nanesini bulursam o, yani şu yeni serisine göre Revoche'nin çok çok daha güzel. Çünkü ben üzüm naneyi devamlı evde bulunduran bir insanım. Yani ben hani bazıları nasıl çift elmasız veya cappuccino'suz yapamaz, ben de üzüm nanesiz yapamıyorum yani. Bayağıdır da cappuccino içmedim. Cappuccino bulunca onu da alacağım, içeceğim. Kahveci takımı var zaten. Ben kahveci takımında içiyorum genelde cappuccino'yu. Bir de ona ayrıdan benim bir deri marpucum var, siyah. Belki görmüşsünüzdür. Bayağı aşağıdaki videolara bakarsanız oralarda demişimdir yani, siyah deri. Sırf cappuccino için yani o. Ha, bunlarda da içilir mi? İçilir. Niye içilmez?
Şimdi biraz daha konuşayım diyorum da video da bayağı uzuyor. Böyle bir 30 dakika yani bir yarım saate kadar gidiyor. Şimdi bunun yüklenmesi de bayağı bir zaman alır. Tütün de diyeceğim arkadaşlar, tütün güzel, şerbet oranı da iyi, kıyımı da iyi, kokusu böyle çok eşit orantıda geliyordu, hem kreması hem şeftalisi, hani biri baskın biri şey gelmiyordu. Ama ilk başlarda krema biraz daha önde geliyordu, azıcık yani azıcık bir önde geliyordu. Şimdi krema yani kendini kaybetti gibi bir şey. Şu an şeftali geliyor. Böyle bir yumuşak bir şeftali geliyor. Aslında tahliyesi kenarda değil de hani şuralarda bir göbekte bir delikler olsaydı, böyle yukarı çıksaydı daha bir güzel olurmuş sanki. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu da fazla uzatmayayım. Dediğim gibi bir kafeslerin altını falan temizleyeceğim çünkü. Onun için kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yani yanlış bilgi falan verdiysem de kusura bakmayın. Özür dilerim. Hani benim bildiklerim bu. Bildiklerimi söylüyorum. Hani her zaman diyorum, çok profesyonel bir çekim ben asla yapmıyorum. Kendimce, amatörce koyuyorum telefonu. Açıyorum videoyu. Öyle yani. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.